Bugünkü videomuzda Mısır'a bağlı bir köyde yaşayan genç bir adamın yaşadıklarından bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bir gün genç adamın eşi kayınpederini arayıp ağlayarak ve heyecanlı bir şekilde kocasının baygın bir şekilde yerde yattığını, nefes alıp vermediğini söyledi. Bunun üzerine adam yanına diğer oğlunu da alarak alenacele evden çıktı ve vefat eden oğlunun evine gitti. Eve gittiklerinde oğlunun dizleri ve omuzlarının morardığını fark ettiler. Onu hemen alıp hastaneye getirdiler. Ancak doktor birkaç tetkikten sonra başınız sağ olsun, oğlunuz bir kalp krizi sonucu vefat etmiş dedi ve ölüm belgesini imzalayarak hastaneden çıkışını yaptı. Bu olanlar üzerine vefat eden kişi yıkanıp kefenlendi. Cenaze namazı kılındı. Ancak dizlerinde bir miktar yara ve morluklar vardı. Ne hikmettir, kimse bu durumu önemsememişti. Çalışırken oluşan morluklar diye düşünmüşlerdi. Ancak kardeşi abisinin ölümünde bilmedikleri bir şeyler varmış gibi hissediyordu. Özellikle yengesi hiç de üzgün görünmüyordu. Eşinin vefatının ertesi günü süslenip püslenmiş ve eşinin mirasını istemişti. Hem adetlerimizde hem İslam'da kadının bir iddet müddeti vardır ve kocası öldükten sonra bir süre süslenmez, yasını belli eder. Bu olanlar üzerine ölen adamın kardeşi şüphelilerinin peşine düştü ve abisi defnedilince sırlar da onunla birlikte gömülecekmiş gibi rahat davranan yengesini izlemeye başladı. Öncelikle yengesinin telefonunu ele geçirdi ve kurcalayınca tamamen yabancı bir kişinin telefon numarasına ulaştı. Bu kişi köyde oldukça kötü bir şekilde tanınmış birisiydi. Bu adamla defalarca mesajlarını yakaladı. Hemen yengesine "Neden bu adamla konuşuyorsun? Nedir onunla alakan?" diye sordu. Kadın bu sorular üzerine birdenbire rengi değişmiş, korkudan titremeye başlamıştı. Vefat eden eşinin kardeşi konuştukça kadının korkusu da artıyordu. Genç telefonu kurcalamaya devam ettikçe aynı adamla binlerce mesajlarını ve birlikte çekilmiş fotoğraflarını, hatta buluştuklarına dair mesajları dahi yakaladı. Böylelikle her şey de ortaya çıkmış oldu. Kurcaladığı mesajların birisinde adama "Bana verdiğin zehri eşimin yemeklerine koydum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hemen buraya gel." yazmıştı. Bunun üzerine adam da eve gelmiş ve kadının, kocasının o acılı halini fırsat bilmişler. Bu sebeple ikisinin işbirliği sayesinde ölmesine sebep olmuşlardı. Kadının, kocasının kardeşinin ismi İhsan'dı. İhsan telefondaki bütün mesajları ve fotoğrafları aldı. Abisinin tam vefatının 40. gününde elindeki delillerle savcılığa gitti ve delilleri sundu. Olanlar üzerine savcılık bir müddet sonra mezarın açılmasına ve bireyin otopsi için çıkarılmasına karar verdi. İncelemeler ve tetkikler neticesinde otopsinin sonucuna göre adamın midesinde zehir kalıntıları vardı. Savcılık kadının ve aşığının, yani sevgilisinin derhal getirilmesini emretti. Kadın savcının huzurunda insanın aklına hayaline gelmeyecek işleri tek tek itiraf etti. Bu adamla bir süredir ilişkileri olduğunu, birçok kez buluştuklarını ve son zamanlarda adama kocasından kurtulmak istediğini, artık ona tahammül edemediğini ve sadece sevgilisiyle olmak istediğini, bu yüzden ona yardım etmesini istediğini, adamın da kendisi için ona zehir tedarik ettiğini tek tek itiraf etti. Özet geçecek olursak, adam da kadın da ömür boyu hapis cezasına çarptırıldılar. Sizce değdi mi? Görüyoruz ki değerli dostlar, ilahi adalet er ya da geç tecelli oluyor. Bazen şeytan helal olan şeyleri insana kötü gösterir ve haramı onların kalbine sevdirir. Anlattığım bu hikaye Mısır'da bulunan bir haber ajansı akşam bülteninde aktarıldı ve milyonlarca insan izlerken büyük bir şok geçirdi. Peki siz bu hikaye hakkında ne düşünüyorsunuz?
Düşüncelerinizi yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.